Merhabalar, ben Köftesiz Köfte ve Fit Köfte 2'nin 22. bölümüne hoş geldiniz ve karşınızda bolca Iron Block ve Wrath Igniter. Wrath Igniter nasıl yapılıyor diye soracak olursanız bu şekilde yapılıyor. Bunun yapımını eski videolarımın birinde görebilirsiniz. O ya da yakında zaten yenisini yapmak zorunda kalacağım. Retina Fightums'tan mı göster? Gözükmüyor zaten. Gözükmüyor lan Fightums'ta. Diamond Shard'ın yapımını diyorum. Ve köftü söylemenin karşıma deliren bir Salih vardı diye. Ha, unutmadan şu an Salih'le birlikteyim Skype konuşmasında. Ben de varım. Ve Ezgi de var. Ben bulmadım ama. Yalnız Ezgi, şu an bulunduğun ilk fitli köfte bölümündesin. Ne kadar güzel, ondan uyuyorum. Ve Dark Iron'larımız hazır. Ama Dark. Ve içtekileri Dark'lamamış. Yani içtekileri Dark'lamıyormuş, onu anladık. Bu Dark Iron nedir diye soracak olursanız Factorization'ın özel bir Iron'ı. Yani IC2'nin Refine Iron gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ya? Ne nasıl ya? Yok, tamam. Ya farklı bir harita modu kullanıyorum da bir an her yeri su gibi gösterdi. Değildi. Yani şey, gittikçe sen harita ettikçe açılıyor. Biraz daha old school harita şey. Böyle haritaya waypoint haritanın üzerinden koyuyorsun. Ha. Şey kullanmayacağım, Vox'u kullanmayacağım bu yeni seride. Yani bayağı bir şey olacak. Hard mı old school? Ha, bu arada gerçi sen seriye ne zaman başlarsın, çünkü bu muhtemelen önümüzdeki haftanın ortasında yayınlanacak. Şu anki bölüm. Büyük ihtimalle görmüş olacaklar benim, yani yayınlanmış olacak seri. Evet. Hani şey, en son ben 18. bölümü yayınladım ve şu an 22. bölümdeyim çekim olarak. Bayram yüzünden hiçbir bölüm yayınlayamadım da. Ama köfte, şu gerçek ki hani beta testimesi nasıl yaptığımı ancak senden görebilecekler. Evet. Evet millet. Evet. Wrath Igniter'larımız hazır olduğuna göre ben artık Factorization'ın en sevdiğim item'ını yapmaya başlayabilirim. Bu arada şunlar ne durumda, hala oluyor. Sana bir soru, Factorization'da en sevdiğim makine neyi benim? Şu an izleyiciler görmüş durumda. Hatta craft edişimde görüyorlar. Ve malzeme eksik. Hatta ben bunu öğreteyim. Eğitim şart köfte. Şimdi Factorization kategorim var mıydı benim? Yoktu. Ve Factorization'dan çok fazla bir şey kullanmayacağım için zaten Factorization'ları vanilla kısmına koymuşum. Zaten bu vanilla şimdi craft edeyim. 1283. ayında Step Overflow'u yiyoruz. Çatır çatır. Ha, bu arada sana makine hakkında ipucu vereceğim. Haydi ver. Yapımında yumurta gerekiyor. Yok, köfte. Hı? Bilemedim köfte. Çok basit bir şey aslında. Router. Router yapmadım ki. Ama yapımında yumurta gerekiyor. Ve lanet, yanlış upgrade yaptım. Neyse, şunları bekleyeceğiz o zaman. Zelda Lapis Block. Ney? Zelda Lapis Block. O ne? Ne, anlamadım. Bundan ben benim bir şey yapmam lazım. Evet. Farm bloklara sonradan girişebilirim. Ya da şimdi girişeyim. Ben hemen ne kadar bir farm blok gerektiğini ne bakıp geliyorum. Evet, geri döndüm ve bunlardan 100 tane ihtiyacım var.
Ve tam 100 tane çıktı. Geze köfte. Farm blokları neyden inşa etsem? Bana farm olacaksın. Stone brick'ten mi? Yoksa bir fantezi yapıp quartz bloktan mı? FRP'ci olduğunu her yerde gösterme. Hı? FRP'ci olduğunu her yerde gösterme. Fantastik, fantastik. Bu arada şey uyuz olmuş durumdayım. Ruins modunun ruinlerini göremiyorum. Ölçeğinde. Hem de vanilya da çıkıyormuş. He. Konfliklere bakacağız. Ben de farmımı yaptım. Geri kalanını öteki tarafta craft ederim diyeceğim. Öteki taraf. Öteki taraf? Öteki taraf. Tarz? Hayır. Benim bir de bir arı age'im var ya. Aa tamam. Ve AI network'üm oraya da bağlı. Montek'te. Aha benden Minecraft müziği gelmeye başladı. Ama özlüyorum. Her dinlemediğimde özlemişim Minecraft müziğini. Bu arada en büyük boyun 5x5x4 müydü? Ne? Evet 5x5x4'tü. Dizilimi. Emin mi? Yok. Farm. 5x5x4 evet. Abi bende forestry de yok. Bu şeyde yeni pakette. Oo. Daha kötü bir şey söyleyeyim mi? Ney? Ne olmadığını tahmin et. Ney? Bu tahmin edebilirsin. Çok zor değil tahmin et. Ney? Dartcraft. Aha. Yok. Tabii Dartcraft benim umurumda olmayan bir mod olduğu için. Yok benimle şey. Senle bütünleşmiş bir mod. Ama burada yok. Nasıl Greg tek benle bütünleşmişse. Dartcraft da seninle bütünleşmiş durumda. Dartcraft. Hayat kolaylaştıran bir mod. Özellikle o şişeler mişeler falan çok işe yarıyor ki. Burada o işi nasıl yapacağımı bilmiyorum. MFR'ın da yok. MFR'ın da yok. Extra utilities'in var mı? Var. Orada o işi gören bir item mevcut. Adı ne? Dur bakayım hemen. Lasso. Golden Lasso. Tamam gördüm. Evet. Ve farmımızı hazırladım. Tabi bunun bir de ekstra şeyleri olacak. Onları izleyeceğiz fakat önden ben şu alanı hazırlayayım. Hemen geliyorum. Evet geri geldik. Ve özel farm bloklarım. Salih senden tuhaf bir ses mi geliyor? Ha burada unicorn var. Hı? Unicorn'dan geliyor ses ya. Ha? Unicorn. Hı. Divine RPG. Şeylerini test ediyorum acaba. Şeyleri jenere oluyor mu rahatça? Oluyor muymuş? Mazmur olmuyor gibi görünüyor. Bakalım ona. Gear box'ımızı yapalım. Hatch'imizi yapalım. Bunun yanı sıra bir de ne lazım olacak? Vibe. Bunun için bir tane daha team gear lazım. Vibe. Bu arada farm kontrolörler en son çalışmıyordu, şu an çalışıyor mu?
1.6.2'de çalışıyor, 1.6.4'te de çalışıyor. Neyse ben deneyeyim. Dravit blokları şeyle Twilight Clock'la yakmamız lazım. Ha. Ya. Sen şöyle gel. Patch sen şöyle gel. Valve sen şöyle gel. Gearbox sen şöyle gel. Tamamdır. Nasıl dur? Hatch sen şu köşeye gel daha iyi. Gearbox sen şöyle gel. Valve şöyle gel. Ve The Holy Buses. Precision export basımızı alalım. Bunun yanı sıra sadece şunu kullansam daha mantıklı olur şu an. Ve level emitter. Ve bolca cable'ımız. Neyse ki varlar. Unicorn hangi modundu? Divine RPG. Ha. Acaba kesince bir şey veriyor. Oha 160 hit point var. Hayvan. Ha ne güzel. Şimdi şu... Asıl dur. Buraya interface... Yok interface koymayayım. Çünkü gerekirse durdurmam gerek. Kestik ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bir halt vermiyor muymuş? Halt vermiyor. Ravid Tomo diye de bir yaratık var. Kurbağa gibiler. 300 hit pointleri var. Ama ben hala ikinci bölgenin portalını yakamıyorum. Ve şimdi bize ne lazım? Hey değil kapak cemale lazım. Bucket. Sınırsız su kaynağım AE Network. Yani bir insan bu kadar mı tek gider? Suyumuz doluyor. Şimdi bunun sıra başka neye ihtiyacımız olacak? Farmland. Ve bir kademe daha aşağıya taşısam güzel olacak. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Şu an bunu yapıyorum. Bir adet golden waterproof pipe yaptım. Sence neden? Dur tahmin edeyim. Farm'a su vermek için. Hayır. Carpenter'a su vermek için. O ses neydi? Bilmiyorum. Şu anda şey daha açık değil. Haritada açık değil. Bir kedi sesi var da. Kedi olmayabilir. Kaptan olabilir. Pipe plug nedir diye soracak olursanız pipeların o taraftan hiçbir şeye bağlanmamasını sağlayan bir arkadaş. Butt plug da diyebilirsiniz. Hı? Butt plug. Ve
ve benim 2 kova suya ihtiyacım var. Hay miyavına. Deadline RPG'de. Tamamdır. Artık suyla çalışan bir carpenter'ımız da var. Şurada da balla çalışan. Buraya da seed oil gelecek. Evet. Şimdi bize başka ne lazım? Soldering iron. Bunun için bronze ve 3 tane iron. Bu arada sana bir şey rica edebilir miyim Salih? Haydi sor. Hemen Forestry Wiki'sinden Orchard'tı galiba. Onun için hangi tüp lazım ona bir bakar mısın? Manuel farmlardan. Tamam bakayım. Ona göre tübü yapacağım da. Odan bir de. Circuit. Üç gold. Altı redstone. Neymiş? Copper. 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 Okay. O zaman 5 copper. 2 redstone. Bak senin kediler yine mavlıyor. Evet. Ve... Bu da hazır. Ve şimdi soldering iron'ımızla, portal gun'ımızla değil, sağ tıklıyoruz herhangi bir boşluğa ve manuel farmlara geçiyoruz. Oradan sırasıyla bunları yerleştiriyoruz ve voila! Orchard bir circuit'imiz oldu. Bunu neyi de kullanacağız? Tabii hazır gelmişken bir de fertilizer dedin sen. Bunun başka bir üretme yolun var mı senin? Ha, tamam. Bunun dışında salt beater'la da üretiliyormuş. Aa dur! Industrial fertilizer normal fertilizer'a çevriliyormuş. İleride bunu yapacak bir makine yapabilirim. Ama şimdilik... Bunu kullanacağız. Hevla! Zaten 64 tane varmış. Evet. Ve bana bolca stone brick lazım. Ben sence niye yanlış yapıyorum? Her şeyi. Açılmıyor portal. Diyorum her şeyi yanlış yapıyorsun sen. Ve buraya bunu şöyle yerleştiriyoruz. Ardından farmlandlerimizi yerleştirmeye başlayalım. Ben bunları hemen yerleştirip geliyorum. Unutmadan bir bilgi eklemem lazım. Valve suyu koyduğumuz yer, gearbox ise enerjiyi koyduğumuz yer. Bunu unutmayın. Değil mi Salih? Evet. Ve Calimera joined the game. Evet ve geri geldim. Şimdi şuraya fertilizer'ı öğretelim. Ve seni aynı zamanda craft moduna getirelim. Nice. Ardından bir şey yapmamız lazım. O da biraz... Seks mi yapacağız? Hayır, chestnut elde edeceğiz. Aa, ben de böyle mitolojik bir şey yapacağız sandım. Umutlanmıştın değil mi? Öylesine yaktım ki tüm ümitlerimi, beni bensiz, beni sensiz bıraktım köfte.
Tamam. Şimdi chestnutlarımızı ekmeye başlayalım. Ne ekersen onu chestnut söyleyeyim. Zaten chestnut biçmek istiyorum. Ben yine de söyledim. Benden günah gitti. Aklıma nedense şu geldi. Nik. Bilemedim. Nickelodeon. Şu anda var ya çok güzel ana avrat sövüyorum. Neye? En son test ettiğimde şey çalışıyordu. Highlands. Ya Highlands diyorum şey. More Creatures. Aklım Highlands'e kaydı. Ve Highlands'e deneyeyim. Zaten iki tane World Gen ihtimalim var. Doğrusu üç tane. Yomus of Trentham'ı göçüyor. Ama Divine RPG'yi çıkarttıktan sonra göçmemesi lazım. Ve... Hop. Evet. Ve chestnut farmımız hazır. Salih. Buradayım. Chestnut farmımız hazır dedim. Şimdi taze değilse ben o cevizi yemem. Taze, tap taze. Gözleri fındık taze, bir gördüm aşağı. Ve biraz da chestnut ağacı elde etmiş olduk. Ya bıraksan ne güzel şarkı söylüyordum ben. İşte onun için bırakmıyorum. İşte görüyorsunuz değil mi? Bana yaptıklarını köftenin. Sesin çok kötü olduğu için olabilir mi acaba? Sesime hakaret ediyor ya. Bir de sesime hakaret ediyor. Şimdi yalansa yalan de dediklerimin. Şimdi bir adab-ı muaşeret kuralı var. Sesin kötüyse sesin kötü denir. Senin sesin kötüyse iyi denir. Hayır, sesin kötüyse sesin kötü denir. Kötü denir. Ney? Sana benim halden anlamam beklenir ama ben halden anlamayaraktan şarkı söylemeye devam ederim. Evet. Evet. Ve şimdi bana... Şu an için bir şey lazım değil. Aslında kaybolan yıllarım. Köfte ya, niye bana şarkı söyletiyorsun? Sen söylüyorsun, ben söyletmiyorum. Ben neden sana şarkı söyleteyim? Ben manyak mıyım, deli miyim, işkence mi ediyorum kendime? Belki içinde bir mazoşist vardır. Oh yeah. Yalnız bu benim gizli sırrım da. Artık ben de biliyorum, sen de biliyorsun, herkes biliyor. Ve buna item... Ha şey... Machine... Şimdi buradan biraz frame almamız lazım. Öncelikle Proven Frame kullanacağız. Şu an bunu nereye yerleştiriyor? Evet. Bunu böyle koyarsak. Tamam, bu doğru. Önce Proven Frame'lerim bitsin. Bu arada her av yeri başına ayrı bir interface, şey, router koymayı planlıyorum. Onu söyleyeyim. Köfte bu arada şeye dikkat et de. Ney? Cartayı çekebiliyor şeyler, arılar. Anlamadım. Arılar diyorum, cartayı çekebiliyor. Neyi çekebiliyor? Carta. Ha? Öyle biliyorlar yani. Neyde? Oyunda ha.
Ne zamandan beri? Hani en son bizim test oyununda şey oluyordu ya, arada böyle bir anda X1'e düşüyordu, sonra iniyorlardı. Ha, 1.6'da mı? Biraz da 1.5'te de oluyor. Hmm. İkinci sezonda da başımıza gelmişti hatırlarsın. Ay, mutasyon esnasında oluyor Bu mutasyon yapmasan da oluyor. o. Ha. Benim hoşuma hiç gelmemişti o. İlginç. Ve bu tarafa doğru full kablo taşıyacağız. Gizli gizli çalışan Java buldum buradan. Ney? Prosesler arasında böyle 3-4 tane Java çalışıyor. Hepsini Ha. aldım. Ah! Ezgi'nin imtihanını da kapatmış oldum. Umarım problem yaşamayız onda. Onda problem yaşarsanız bayağı sıkıntı olur. Bunun yanı sıra evet ve son kısmı da tamamlıyoruz. Bunu öğretmek. Craft moduna getireyim. Henüz Program Frame craft edemiyor. Ya Program Frame craft edemez zaten ancak. Yakında onları Impregnated Frame'e çevireceğiz. Ve şimdi otomatik Impregnated Frame üretme işine girişebiliriz. Önce yatağı resimleri dönüyoruz. Ve kendimize iki Squeezer veriyoruz. Bunun dışında iki tane normal export bus. Import bus'a ihtiyacım olacak mı bilmiyorum. Ve conduit. Ve liquid duct. Ve karga. Ve Karga var, kunduz var. Başka bir modda çakıştığı için çalışmıyor. ney? Mod creatures normalde tekil olarak açılıyor. Şimdi hangi modda çakıştığını göreceğiz. Dın Benim 60 tane modum var. dın dın. Millet siz de görün. Hani böyle de test ediyoruz paketi. Evet. Şimdi bunda herhangi bir durdurmaya ihtiyaç yok. O yüzden bunda precision kullanmadım. Lever'larımız gelsin bakalım. Ve dandiklerimizi de bağlayalım. Ve bize chestnut gerekecek. Benim yakında bir wireless access terminal yapmam güzel olabilir. Chestnut. Ve artık seed oil'imiz üretiliyor. Ne güzel değil mi? Oyların da anons repozisi var desem. İşte seed oil üretiyoruz o yüzden. Ha tamam, o zaman dert yok. Ve unutmadan senin chunk load'ların içinde misin sen? Ha tamam, tamamı chunk load'ların. Chunk load'ların sınırında. Ve unutmadan sana da bin 24 chestnut olduğu takdirde dur diyelim. Bu mantıklı ya. Bir yerden sonra çok fazla chestnut birikiyor. Ben her şeyi öyle bir limit şeklinde bırakıyorum. Ben
Bizim serverler sürekli açık olmadığı için artık buna gerek olmuyor. Bizimki açık. Evet. Ve chestnut farmımız hazır. Tam takır. Değil. Tam teşekkürlü. Olsun, kuru bakır. Evet, ve chestnutlarımız azalıyor doğal olarak. Aynı tip arıları bağlayabilirim aslında. Edit. Interface. İnder yazdım yalnız. Evet. Aa, craft edemiyor şu an. O zaman chest. Bir tane crafting monitör alayım yanıma. Bu sayede gereksiz işleri iptal edebilirim. Aa, Kalimera ne haber? Hiç o konuşmadan iyi şu an. Evet, artık bunları yerleştirmeye başlar. Artık misler gibi. Şunları da otomatik durdurup çalıştıracak bir sistem planlıyorum. Evet. Ben hemen bir süremize bakıp geliyorum. Evet ve süremiz dolmuş. Burada bölümü bitirsek güzel olabilir. Tabii en son bir şeyi daha hallettikten sonra unutmadan şu ikisi aynı tip ara olduğu için bu aralarına bir chest koydum. Buraya bunları otomatik durdurup tekrar çalıştıracak bir sistem koyacağım. Onun için özel bir planım var. Onun için bu arada şunları da router'a bağlayacağım falan filan. Güzel şeyler planlıyorum. Evet. Ve kendime iki carpenter daha craft etsem iyi olur. Aslında bir tane lazım şu an. Onu da... Nereye bağlayalım? Güzel soru. Nereye bağlayalım? Ne? Carpenter'ı. Carpenter'ın ne yapacaksın? Otomatik Impregnated Stick. Şuraya koyayım. Ve aslında köfte şey yapabilirsin. Bir tane patatesin bitmiş. Koyarsın, etrafına bir tane chest koyarsın. Etrafına diğer tüm ME sistemlerinin kutularını koyarsın ya da Ender chest koyarsın. Her ME sistem için birer tane koyarsın. Şeyde olmadığı zaman, Android chest'in içi boşaldığı zaman Impregnated Stick'ten sistemin alır, chest'in içine koyar. Yok, şey zaten otomatik craft ediyor. Yani zaten Quantum Bridge'e bağlı. Yok, şey için diyorum. Alberlerine ayrı ayrı ME Controller koydun ya. ME Controller? Ne? Neyse, benim kafa gitmiş ya. Evet. Abi sen dur, sana bal değil, seed oil lazımdı. Ya benim yapacağım şey şu... Direkt... sürekli bir impregnated stick bulunacak belli bir oranda... Onunla impregnated frame craft edecek. Gerektiğinde. Evet. Ve gördüğünüz gibi... Impregnated Stick bu şekilde craft ediliyor. Bunun altına enerji bağlayacağız ve üstüne interface ve arkasına da alıcı bir şeyler. Bu. Nasıl? Dur. Arkasına... Dur. Arkasına enerji. Dur. Önüne... Evet. Önüne alıcı bir şeyler. Üstüne verici bir şeyler. Arkasına... arkasına tesseract falan filan. Tüm yüzler dolu olacak. Ve tabii ki de liquid tesseract craft etmem gerekecek. Sen de var ya. Verdim ve iştirdim. Yep. Ve Ender
Şunları da yakında otomatikleştireceğim. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler.